Herkese selam. Ay, yakamı düzelttim. O kadar da hazırlanmıştım. Şimdi bitki çayımı eşliğinde sizinle biraz sohbet etmek istedim. Aslına bakarsanız sohbetten kastım şu. Beni uzun zamandır takip edenler, uzun zamandır da derken aslında kanal açılı henüz bir yıl bile olmadı. Beni takip edenler az çok neler yaptığımı görüyorlar zaten daha çok eğlenceli, komik şeyler falan çekmeye, günlük hayatımdan e, parçalar işte göstermeye falan çalışıyorum. Ama son zamanlarda e, düşündüm ve taşındım ki <laughs> işimle alakalı bir şeyler çekmeye karar verdim. Çünkü e, işimi, mesleğimi de zaten yaparken e, çok fazla soru ve sorunla karşılaşıyorum ve insanlar e, bu konuda ee, yanlış çok fazla şey biliyor ya da doğru bilinen yanlışlar yanlış bilinen doğrular var diyeyim ben size kısaca. Benim işim ne diye soracak olursanız ki sormanız çok normal çünkü bugüne kadar hiç beni tanıyın gibi bir video çekmedim. Çok gerek duymadım aslında. Beni tanısanız ne olacak yani hani ben izliyorum ki benim videolarımı izleyin ve biraz gülün hani. Ama şöyle bir şey var ben... Ee... İşimle alakalı önce şunu söyleyeyim Süleyman Demirel Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünden mezun oldum ben 2011 yılında. Sonrasında üzerine yüksek lisans yaptım yine aynı bölümde ve yaklaşık 7 yıldır da kendi mesleğimi icra ediyorum. Kendi mesleğimi derken şöyle insan kaynakları departmanında çalışıyorum ama insan kaynaklarının birçok ayağı var biliyorsunuz ki. Ben personel özlük ve borcalama tarafındayım. Dolayısıyla ha, şunları göstermek istiyorum size. Ee, yüksek sans tezimi göstereceğim. Önce şöyle ee, Isparta'da okuduğum için ya tabi kamerada ters gözüküyor. Isparta ili örneğini çalıştım. Konusu şey hizmet sektöründe kısmi süre çalışanların sosyopsikolojik analizi üzerine bir tez hazırlamıştım ben. Çünkü o zaman hizmet sektöründe, hizmet sektöründe kısmi süreli olarak çalışıyordum ben kendim şahsen öğrenciyken, yüksek lisans öğrencisiyken bir nevi kendimi ele aldım da diyebiliriz. Bu teze e, yokun o tez arama sitesinden de ulaşabilirsiniz. Ayşe Akdemir yazıp benim e, tez başlığımı da kolaylıkla bulabilirsiniz diye düşünüyorum. İçeriğini incelemek isterseniz. Onun dışında zaten işte öğrenciyken de birçok kitaplardan faydalanmıştık. Bu mesela Adem Hoca ve Hüseyin Hoca'nın yazdığı, e, beraber yazdıkları bir kitap ve çok faydalı. Adem, yani ben ee, en iyi hocalardan birinden iş hukuku dersi aldığını mı düşünüyorum? Adem Korkmaz zaten şu anda da rektör. Burdur'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin rektörü. Ve kendisi gerçekten bilgi ve deneyimlerine çok inandığım, güvendiğim birisi. Kendisine bugüne kadar da e, anlat öğret şey için de ayrıca teşekkür etmek istedim buradan. Velhasıl kelam, dediğim gibi ben e, perakende sektöründe yaklaşık 7 yıldır personel özlük kişilerinde çalışıyorum. Ve e, Peral Kendi'nin devlerinde çalıştım diyeyim bugüne kadar da. Şimdi şöyle bir şey var. bilirsin. Kendi'yi bilirsiniz. Hani, e, biraz zordur, çalışma şartları zordur. İşte işçiler açısından diyorum çok fazla çalışma şekli vardır. E, ve biraz kafa karıştırabiliyor çalışanlar için de. Bunu aydınlatmak isterim ben öncelikle. E, Kısmi süreliler üzerine ekmek istiyorum çünkü test konunun bu olduğu için. Örnek veriyorum çok basit. Yani e, bu videoyu bu arada böyle part 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 belirli sürelerle, e, belirli aralıklarla çekeceğim konu başlıkları halinde. Bugünkü konum yıllık izin işte ya da part time çalışanlarla ilgili diye, olsun diye düşündüm. Çünkü yıllık izin e, konusu çok basit gözükebilir, e, ama aslında çok da kafa karışıklığının olduğu bir konu. Örnek veriyorum. Bir yılını dolduran herkes 15 gün yıllık izin hak ettiğini zannediyor ama aslında 14 gün. <laughs> hani bu 15 gün nasıl, nereden böyle işte insanlar bu yargıya varmışlar, bu kanıya kapılmışlar onu da bilmiyorum. 14 gün. Dediğim gibi, önce şunu söyleyeyim. Bir yılını dolduran bir personel 14 gün yıllık izin hak eder. Bunun istisnaları var. Mesela 18 yaşından küçük bir işçi ve 50 yaşından büyük bir işçi bir yılında doldurmuş olsa 20 gün yıllık izin hak ediyor ee, şimdi kıdem arttıkça yıllık izin arttırıyor Tabii ki bunun süreleri var en çok kaba karışıklığı yaşanan ikinci yer ise herkes 5 yılı dolduğunda 20 gün hak ettiğini zannediyor ama öyle değil beşinci yılınız yılınızda bittikten hani altıncı yılı bitirdikten sonra aslında hak ediyorsunuz ee, 20 gününüzü. Şöyle söyleyeyim. 2014 yılında bir işe başladınız mesela. 15'te Nisan ayı olsun. 2015 Nisan'da bir yıl. 2016, 2017, 2018, 2019 Nisan'da 20 gün hak ettiğini zannediyor kişi. Ama değil. 2020 Nisan'da aslında 20 gün hak ediyor. Bu 5. yıl için geçerli. 15 yılını dolduran bir personel ise 15. yılında, bunun aksine hani 5 bitirip 6'da hak ediyor ya 15. yılında 26 gün hak etmeye başlar. Burada biraz kafa karışıklığı yani bu aslında hani çok şey detaylar bunlar insan kaynaklarına gittiğinizde çalıştığınız yerlerde mutlaka doğru bilgi size verilecektir ama belki biraz daha küçük yerlerde çalışıyorsanız tam bir kurulmuş insan kaynakları düzeni organizasyonu vesairesi yoksa kafa karışıklığınız varsa bu şekilde onun dışında part-time personeller Perakende de farklı çalışma şekilleri var demiştim. İşte full time, part time, hatta çeyrek part time vardı. <laughs> bir şey eski çalıştığım şirkette çeyrek part time de şeydi işte. Haftada iki gün çalışıyordu. Cumartesi-Pazar hafta sonları işte mağazaların yoğun olduğu günlerde gibi. Şimdi normal full çalışan bir personel senelik 14 gün yıllık izin hak ederken part personellerde bu şekilde değil. Part time olarak çalışıyorsanız aslında senelik 7 gün izin hak ediyorsunuz. Ama e, bir fullünü kullandığı gibi kullanıyorsunuz. Bakarsanız e, iş yerinde bulunmadığınız günler aynı. Şu, o da şununla alakalı. Part olduğunuz için işte haftalık 30 saat, günlük 7,5 saatten haftada 4 gün çalışıyorsunuz. Haftada 4 gün çalışınca Yıllık izinde kullanmak istediğiniz zaman sizin shift'inizi haftada 4 gün yıllık izin, diğer 3 güne de pof 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 hani çalışılmayan gün girişi yapılıyor ve toplam 7 gün aslında siz orada yoksunuz bir haftalık bir sürede. Ama 4 gün yıllık izninizden gitmiş oluyor. Full personelde ise 7 gün yoksa 7 gün gitmiş olacak yıllık izninden bu arada burada şöyle bir detay var. Aslında 6 gün çalışan bir personel 7 gün 7. gün hafta tatili hak ettiği gibi 6 gün boyunca yıllık izinde olan bir personel 7. gün hafta tatili hak eder. Hani orada 7. güne yıllık izin girilmemelidir. Burada yıllık izin girişi yapılırsa aslında orada bir yanlışlık var. Çünkü şöyle düşünün, bu biraz perakende de karışıyor. Çünkü hafta sonları da açık mağazalar biliyorsunuz. HT'ler hafta içi kullanılabiliyor gibi. Ama e, haftalık 45 saat çalışma saatinin olduğu bir iş yerinde, cumartesi de iş günü sayıldığı için, e, beyaz yakalılar merkezde çalışanlar, genelde hafta sonları da çalışmadıkları için, orada nasıl pazar günü yıllık izinden düşülmüyorsa, Merkezde genel işte müdürlükte çalışan beyaz yakalılar hafta sonu çalışmayan kişilerden pazar günleri yıllık izinden düşülmüyorsa şey için de aynı şey geçerli mavi yakalı işte satış danışmanları için örnek veriyorum peraya kendi çalışan mağazacılıkta çalışan hafta tatilinde yıllık izin girişi yapılmadan hafta tatili günü girişi yapılmalı ona göre izin hesaplanmalı. Burada bir de şöyle de bir detay var örnek veriyorum işte perakendenin dönem dönem yoğunluğuna, mağazanın durumuna, çalışan sayısına vesairesine göre işte 8 ay part çalıştınız 8 aydan sonra full time çalışma şekline geçmiş de olabilirsiniz. Burada yine oranlama yapılarak yıllık izin hesaplaması yapılır. İşte 12 ay çalışan bir persona hani işte 12'de 12 ayda 14 gün yıllık izin hak ederse işte 4 ayda kaç gün yıllık izin hak eder? O full çalıştığı 4 ay. O işte oradan bir çıkan rakamla işte 12 ayda 7 gün yıllık izin hak ederse 8 ayda işte kaç gün yıllık izin hak eder? Çok doğru orantı. Oradan çıkan rakamla ikisi bir bir toplam ve toplam çalışanın o yıl boyunca hak yıllık izin hesabı hesaplanır, yapılır. Bu tabi bütün şirketlerde bu kadar detaylı yapılmıyor. Yani ya da ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum ben kendi sorumluluğum alanında olan personeller için tabii ki de en Hakkaniyet açısından hem şirketin faydalı ya da zararlı olması durumuna göre hem de personelin çıkarlarına gözeterek her iki taraf için de hakkaniyet gözeterekten bir hesaplama yapıyorum. Ama bu birçok kişi tarafından bilinmiyor. Ben bugüne kadar çalıştığım, birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarımda da bunu gördüm. O yüzden bunu özellikle detaylıca anlatmak istedim. Tabii burada biraz şirketin prosedürleri ne bileyim işte hakları vesaireleri de söz konusu olabilir. Hani şirket işte şirket hani diye de bilir hani çok önemli değildir örnek veriyorum bir gün iki gün yıllık izin ki genelde böyle olur aslında çok büyük şirketlerde ama ben dediğim gibi her iki tarafında hakkını gözetmek açısından çok işte detaylarıyla bir hesaplama yapmaya çalışıyorum genelde bu hesaplama da şu zamanlarda oluyor biliyorsunuz ki işte ayrılan personellerin kalan yıllık izinlerinin hesaplanması konusunda bunun dışında bir de şöyle bir e, handikap var. E, askerlik konusu biliyorsunuz. Askere giden bir personel yıllık izin ödemelerini, işte tazminatını vesairesini hepsini alıp gidiyor. Peki döndükten sonra ne olacak? Orada aslına bakarsanız personelin yıllık izin hakkı sıfırlanmıyor. Onu da şöyle anlatmak istiyorum. E, örnek veriyorum. 2 yıl... Bu örnekle şu an bu arada kafamdan uyduruyorum. 2 <laughs> yıl çalıştınız. 2 yani yıl boyunca çalıştıktan sonra işte e, yıllık izin, kıdem vesairesini aldınız gittiniz. İşte siz Nisan 2018'de girmiştiniz. Diyelim ki e, tekrar işi, işten çıktığınızda aldığınız e, yıllık izin ücretinden sonra Nisan'a denk gelmedi de sizin ikinci girişiniz. Örnek veriyorum işte Temmuz ayına denk geldi diyelim ki orada Temmuz bu sefer yıllık izninizi siz Nisan ayında hani her Nisan'da 14 gün hak ediyordunuz ya bu sefer her Haziran'da 14 gün hak etmeye başlayacaksınız ve sizin 20. 20 gün hak etmeye başladığınız yıl aslında ilk işe giriş tarihinden itibaren hesaplanmaya başlayacak. 2018'de girip 2020'de çıkmıştınız ya askere gittiniz geldiniz ve 2021'de tekrar başladınız diyelim ki. 5 sene sonra 2026'da değil de 20 gün hak etme zamanınız sizin. 2018'den sonra 5 sene sonra aslında burada bir karışıklık yaşandığını gördüm ben hep bugüne kadar çalıştığım yerlerde de bununla da ilgili aslında aydınlatılması gereken noktalar var. Burada biraz personel özlükle ilgilenen kişilerin de konulara aslında detaylı hakim olmasıyla da alakalı çünkü ben bile bazen kendi haklarımı bilemeyebiliyorum hani şöyle yaparsam ne olur böyle yaparsam ne olur vesaire gibi. E, handikaba düş, düşebiliyorum hani e, ya da bir avukata vesaire sorma ihtiyacı da hissedebiliyorum e, dolayısıyla bu işin içinde olmayan çalışanların bunları detaylara hakim olmaması çok normal ama tabii ki de herkes kendi hakkını gözetmeli diye düşünüyorum yıllık izin konusunda e, sanırım söylemek istediklerim bu kadar. E, detayları var işte dediğim gibi bu detaylarının önemli olduğunu düşünüyorum ben hakkaniyet açısından ee, bu tarz videolar çekmeye devam edeceğim ee, bir sonraki konum ne olur şu an bilmiyorum belki tazminat konusu olur belki başka bir şey olur vesaire çalışma saatleri konusu olabilir mesela bu da çok işte e, kafa karıştırıyor işte puantajlı vesaireydi bilmem neydi ee, Düşüncem bir sonraki konum ne olur e, ne anlatırım diye sizde e, merak ettiğiniz ve kafanızın karışık olduğu noktalar varsa tabii ki yorumlara yazabilirsiniz ve kanalıma abone olmayı beni takip etmeyi videoyu likelayıp yorum yapmayı unutmayınız bugün sevgililer günü sevgiyle kalın hoşçakalın.